Çiziminizin ya da resminizin göze doğal ve gerçekçi görünmesini istiyorsanız, sanat tarihçilerinin ışık ve gölge tekniği olarak adlandırdıkları tekniği bilmeniz çok önemli. Işık ve gölge tekniği için zaman zaman chiaroscuro isminin de kullanıldığını duyabilirsiniz. Aydınlık anlamına gelen chiaro ve karanlık anlamına gelen oscuro kelimelerinin bir araya gelmesiyle chiaroscuro ismini alan bu teknik, ışıktan gölgeye geçişlerin tasviri üzerine kurulmuştur. Bu tarz eserlerdeki yuvarlak cisimlere baktığımızda bazı kısımlarının daha parlak yani aydınlık olduğunu, özellikle bizden uzak olan kısımlarının ise daha karanlık yani gölgede olduğunu görürüz. Sanatçıların bunu iki boyutlu bir tuval üzerinde resmedebilme kabiliyetleri sayesinde baktığımız resimlerde alan içinde derinlik, kütle ve hacim illüzyonlarının yaratıldığını gözlemleyebiliyoruz. Ekranda Titian'ın Urbino'lu Venüs tablosu var. Tabloyu incelerken uzanmış yatan çıplak modelin üç boyutlu bir vücudu olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Mesela sağ bacağına daha yakından bakalım. Bacağın üst kısımları daha parlak ve aydınlıkken dizin kıvrıldığına dair hissi yaratabilmek için sanatçı dizin alt kısmını gölgede bırakmış. Burada çok keskin bir geçiş olmamasına rağmen kaval kemiği sanki tablonun içine doğru giriyormuş gibi görünüyor. Aynı şey bacağın üst kısmının yatağa doğru gömülmesinde de gözlemleniyor. Yine aydınlıktan gölgeye doğru bir geçiş var. Titian bu hissi modülasyonu yani geçişleri daha iyi gösteren yağlı boyayı kullandığı için daha kolay bir şekilde yakalayabilmiş. Bu tekniğin Giotto gibi Rönesans sanatçılarından Yüksek Rönesans dönemindeki sanatçılara ya da Venedik Rönesansı sanatçılarından Titian'a kadar birçok sanatçı tarafından kullanıldığını görüyoruz. İtalya'da Orta Çağ'ın başlarında yapılan tasvirlerde kumaş kıvrımlarını vurgulayabilmek için altın renkli çizgiler kullanıldığını görüyoruz. Ama burada figürün altındaki çarşafı yakından incelediğinizde çarşaftaki kırışıklar ve kıvrımlar için sadece ışık ve gölge kullanıldığını görebilirsiniz. Orta Çağ döneminde çizgiler kullanılarak yaratılmak istenen derinlik hissinin Rönesans'ta kullanılan ışık ve gölge tekniği kadar doğal görünmediği de aşikar. Evet, umarım chiaroscuro yani ışık ve gölge tekniğinin ne olduğunu anlatabilmişimdir.